İstanbul Gelişim Üniversitesi online tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Akşam yayınlarımızın 4. haftasındayız. Bugün de çok güzel bir konumuz var ve birbirinden değerli birçok da konuğum var. Ben Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğretim Görevlisi Tekmil Sezen Göksu. Bugünkü yayınımızın içeriği gelişimde, gönüllülük ve spor, Gelişim Üniversitesi'nin spora bakış açısını, okul takımlarındaki öğrencilerimizi ağırlıyor olacağız. Bunlarla ilgili bize sormak istediğiniz bir şey varsa WhatsApp hattımızın numarasını vermek istiyorum. 0531 088 22 97. Sorularınız olursa bizler de keyifle ve mutlulukla cevaplamaya çalışırız. Şimdi bu tarafa geçiyorum konuklarıma. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Buradan başlayalım. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese öncelikle. Ahmet Akın Yavuz, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okumaktayım. 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yıldır lisans olarak sporculuk yapıyorum. Branşım futbol. Hangi mevkidesin? Sol bek olarak görev alıyorum. Güzel. Evet, sizi tanıyorum. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi rekreasyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Salih Usta. 15 yıldır sporun içindeyim. 12 yıl voleybol oynadım. Son 3 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Aktif olarak da okul takımında oynuyorum. Hangi mevkidesin? Pasör mevkinde oynuyorum. Ama her yerde oynuyorum. Yani destek nereden çıkarsa. Birazdan destek verdiğiniz alanları da takımın içerisinde konuşuyor olacağız. Şimdi de hem birlikte çalışma arkadaşım, mesai arkadaşım Mustafa Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Sizi tanıyalım birazcık. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Mustafa Demir ben. 2,5 yıldır araştırma görevlisi olarak Gelişim Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Spor yöneticiliği bölümünde çalışıyorum. Spor yönetim bilimleri üzerine doktora yapıyorum aynı zamanda. Hoş buldum. Geldiniz. İyi yaptınız hocam. Şimdi bugün takım sporlarından sporcularımız var ve onların antrenörü var. Ama İstanbul Gelişim Üniversitesi, biz çok büyük bir üniversiteyiz ve birçok takımımızın hem bireysel sporlarda hem takım sporlarında da şampiyonlukları var. Biraz bahsetmek istiyorum. Erkek voleybol takımında özellikle iyi bir takımımız oldu. Türkiye üçüncülüğü, İstanbul birinciliği yaşadığımızı. Keza futbol takımında da öyle birçok şampiyonluk, hem Türkiye hem Ünilik hem de Türkiye Şampiyonası'nda derecelerimiz oldu. Tabii bir de futsal takımımız var bunun yanında. Ahmet Akın aynı zamanda futsal takımında. Evet. Tabii sizlerin deneyimlerini birazdan konuşuyor olacağız. 80'in üzerinde lisanslı sporcumuz var ve üniversite olarak bu sporcularımızı destekliyoruz. Turnuvalara gönderiyoruz, yarışmalara gidiyorlar ve güzel derecelerle de geliyorlar ve değerli antrenör hocalarımız, yani işinin ehli olan ve bu alanda da uzmanlığı olan hocalarımız onlara eşlik ediyorlar. Bu yüzden de güzel başarılar geliyor diyebiliriz. Şimdi şöyle sırayla tekrardan devam edeceğim. Ahmet Akın, spora nasıl başladın? Aslında bu süreç ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokuldaki o zamanki beden eğitimi öğretmenimin ailemi işte futbol olan yeteneğim konusunda bilgilendirmesiyle ve bu konuda bir adım atmalarını istemesiyle başladı. Ailemin de desteğiyle beraber futbol okulunda geçirdiğim bir senenin ardından oradaki hocalarımın da yönlendirmesiyle lisanslı olarak Bağlarbaşı Spor Kulübü'nde 2010 yılında futbola başladım. Çok güzel. Oradan devam eden serüvenle de buraya geldim. Peki Salih'e dönüyorum. Salih, sen nasıl başladın spora? Benim de Akın'ınkine benzer bir şekilde başladı aslında. Benim de ilkokuldaki beden eğitimi öğretmenimin bakması ve benim de ilginç bir şekilde futbolla başladı aslında. Öyle mi? Beni beden eğitimi öğretmenim futbol takımına seçti. Ardından alınan kötü sonuçlardan sonra bu takımın tabii ki. Yani evet, sonradan voleybol takımına seçti beni ve o şekilde süreç devam etti ve oradan buralara kadar geldik. Evet, çok güzel. Peki Mustafa Hocam, sizler de Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunusunuz. Yüksek lisans ve tabii doktora eğitiminizi de uzmanlaşıyorsunuz bu alanlarda. Siz nasıl yöneldiniz? Şöyle anlatabilirim. Öncelikle abim olduğu için abim futbola çok meraklıydı. Onlar oynarken biz kenardan seyrediyorduk. Sonra adam eksik oldukça biz de başladık. Sonra işte etrafta kulüplerin çoğalmasıyla birlikte biz de amatör kulüplerde futbol oynamaya başladık. Altyapılara seçildik. Altyapılarda oynadıkça yaşımız artık büyüdü. Bir yandan da derslerimizde başarılıydık. Üniversitede kapısı açıldı. Beden eğitimi tercih ettik çünkü spor yapmaktan memnunduk ve çok seviyorduk. Düşündük ki
zaten sevdiğimiz işi yapıyoruz. Bu alanda da hem bilgi sahibi olalım hem de bizden sonraki kardeşlerimize aynı alanda yardımcı olalım istedik. O şekilde spor içerisinde. Şunu da eklemek isterim. Bu arada Mustafa Hoca'yı takım olarak çok seviyorlar. Öğrencilerle iletişimi, sporcularıyla olan iletişimi çok iyi. Keza voleybol, basketbol takımlarımız var. Oradaki antrenörlerin de öğrencilerimiz iletişimleri çok iyi. Adeta bir takım olup birbirlerine kenetlenmeyi de başardıklarını görebiliyoruz. Bu anlamda aslında hem zor bir süreç. Evet, şöyle söyleyebiliriz. Aslında biz daha avantajlı. Çünkü okulun içerisinde bulunuyoruz. Hem öğrenci kardeşimizin hocasıyız hem de arkadaşı gibiyiz. O yüzden iletişim kurmamız çok zor olmuyor. Bir de yaş olarak çok yakınız. Birbirimizi çok rahat anlayabiliyoruz. Yani bazen bir bakıştan vermek istediğim mesajı çok rahat verebiliyoruz. Sadece müsabakada değil, aynı zamanda geldikten sonra okul içinde de iletişimimiz devam ediyor. Okul dışında da sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz oluyor. O konuda çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Biz gelişim üniversitedeki hocalarımızın ve takımlarımızın en büyük avantajı bu. Evet, aslında ben de Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda görev yapıyorum hocalarımızla beraber. O anlamda hani hem takım sporcularımızla hem öğrencilerimizle iyi iletişim kuruyoruz ve onlardan memnunuz ve mutluyuz da aslında buradayken. Siz onları temsilen buradasınız. Bunu da dile getirmekte fayda var. Peki Akın Gelişim, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nu neden tercih ettin? Şöyle söyleyeyim. Hedefimde spor bilimleri okumak vardı, BSU okumak vardı ve benim çevremde futboldan dolayı etrafımda oluşan çevrede gerçekten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde okuyan birçok insan vardı. Özellikle de bulunduğum takımlarda onların tavsiyeleri üzerine ve bu okulda okumaları üzerine bu okulu tercih ettim. Aynı zamanda lise yıllarından da tanıdığım sevgili Uğur Caba hocam da buraya gelmemde katkısı oldu. Sevgilerimizi gönderelim Uğur Caba'ya. Bizim de çok sevdiğimiz bir hocamız. Onun sayesinde de buraya geldim diyorsunuz. İyi ki gelmişsin, iyi ki teşvik etmişler. Bizlerin de sizlere böyle tanıma şansı olmuş. O yüzden ben Ahmet Akın'la tabii salim bir fiilde derslerine de girdiğim için aslında hem onların okul içerisindeki öğrencilik deneyimlerini hem de takım sporlarına da mümkün mertebe maçlara gitmeye çalışıyoruz. Bu arada biz tüm hocalar, akademik kadro olarak da destekliyoruz. Bu iki yönlü de sizleri tanımak ve sizlerle iç içe olmak da çok güzel ayrıca. Onu da belirtmek isterim. Peki Salih, voleybolcu Salih. Sizin buraya nasıl düştü yolunuz? Benim buradaki serüvenim biraz çok karışık yani. Benim öncelikle Tekirdağ öğretmenlik bölümünden buraya geldim. Orada başka bir okulda okurken. Evet, Tekirdağ Namık Köy Üniversitesi'ni okurken orayı bırakıp, iki sene orada okuduktan sonra bırakıp buraya geldim. Buraya gelmemdeki en büyük nedenlerden biri yine benim de lise yıllarına dayanan tanışıklığımdan dolayı Uğur Caba'dır. Kendisine de buradan sevgiler, saygılar. O beni yönlendirdi buraya ve okul takımının iyi ve kaliteli olması. Bu okulun ciddi anlamda voleybol takımı çok iyiydi. Ve ben daha Tekirdağ'da okurken de buranın iyi bir takıma sahip olduğunu biliyordum ve bu okul takımında yer almak istiyordum. Ve burada okuyan, daha önceden aynı takımda, aynı kulüp takımlarında yer aldığım arkadaşlarım da olduğu için onların da yani beni çağırmasıyla, destekleriyle buraya geldim. Peki hani okul takımının yanında senin buraya yine gelmeye iten şey, tabii İstanbul gibi bir şehirdeyiz, sektörün içerisindeyiz. Hani iş imkanları, eğitim imkanları, tabii diğer okulların oldukları konumlardan biraz daha avantajlı olabiliyor bu anlamda. Burada sebep oldu mu senin için buraya tabii, gelmeye? Tabii kesinlikle. Ben zaten Tekirdağ'daki gelmemin sebeplerinden en büyük şeyi buydu. Tekirdağ, yani İstanbul aslında spor sektöründe bir marka yani. İstanbul'da hani büyük bir pazar. İstanbul'da BSU okuyan bir öğrencinin yani kendini geliştirmesi daha kolay. Ve ben de iş imkanı da daha rahat bulabileceğimi düşündüğüm için yani Gelişim Üniversitesi'ni tercih ettim. Yani eğitim açısından da diğer okullara nazaran Gelişim Üniversitesi'nin daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem iş imkanı, hem kaliteli ders, hem tesis bakımından iyi olduğunu düşündüğüm için Gelişim Üniversitesi'ni tercih ettim. Evet, güzel bir serüven aslında. Başka bir yerde başlayıp ondan sonra hayatınızı başka bir yerle birleştirip İyi ki bizi tercih etmişsin. Ben tabii ki hem Akın'ın hem de Salih'in
hani müsabakalar içindeki performanslarını da gördükten sonra iyi ki bizi tercih etmişsiniz diyoruz. Evet. Peki Mustafa Hocam, aslına bakarsanız bu yeteneklerin birazcık daha sahada birleşmesi, onları bu anlamda motive eden, bir araya getiren ve bu organizasyonu temelde sağlayan antrenörlere daha fazla iş düşüyor. Sizler okulun içerisinde bu üniversite takımlarından hangilerinde sorumlusunuz şu anda? Şu anda erkek futbol takımı ve erkek ve kadın futsal takımlarına çalışıyoruz. Kadın futsal takımını aslında bu sene kurduk. Tam turnuvaya katılacağım süreçte Covid serüvenine denk gelince başlayamadık ama takımımızı oluşturduk. Seneye de gelecek arkadaşlarımızla beraber iyice güçlendireceğiz takımımızı. Bu süreçte böyle gitti ama biz aslında çok zorlanmıyoruz. Bizim beden eğitimi bölümümüzün olması öğrenci seçimimizde çok bizi rahatlatıyor elimizi ve çoğu sporcumuz aktif sporcu olduğu için biz hani takım kurarken zorlanmıyoruz. Aslında başarıya giderken de hiç bizim için kolaylık sağlıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi iletişimimizi çok iyi kullandığımız için takımdaki bütünlük, aile ortamı olduğu için bu bizi çok bir ileri seviyeye taşımaya yetiyor yani. Bizim ekstra bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor aslında. Peki bu takımların seçmeleri nasıl yapıyorsunuz? Belki bizi şimdi sporcular da izliyor olabilir aday öğrencilerimizden. Hani İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin futbol takımı ünlü bir takımdır aynı zamanda. Voleybol da öyle. Oraya birazdan geleceğim. Hani şampiyonluklarımız çok, Süper Lig serüvenimiz çok ve ben tabii takımı da tanıdığım için çok değerli oyuncular da var. Seçimler nasıl oluyor? Seçimleri şu şekilde yapıyoruz. Her sene dönem başlarında duyuruları yapıyoruz tüm üniversite kapsamında. Duyurular sonucunda her branşın eksik olan pozisyonlarına veya mezun olmuş öğrencilerimizin yerine yeni sporcular dahil ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yabancı öğrencilerimiz de arttı üniversitede. Artık yabancı üniversite öğrencilerimizden de dahil edeceğiz. Bir sonraki hedefimiz bu takım olarak. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Önemli olan aktif olarak spor yapanları tercih ediyoruz ama araya birkaç tane de daha önce oynamış veya yetenekli olup da aktif olmayanlardan da dahil etmeye başladık. Uzun süre bir spor hayatı olmuş ve daha sonradan takıma gelip hani bizde sporun içinde vardır abilik, işte kaptanlık yapanlar nedir, takımı disipline ederler, işte hep bir arada hareket etmeyi sağlarlar vesaire, bunda var. Tabii bizim Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nun oluşu elimizi hocamın dediği gibi zenginleştiriyor ama üniversitenin her bölümünden aktif olarak spor yapan ya da daha önce uzun yıllar yapmış olup da sonradan takımlara gelmek isteyen öğrencileri de açık. Bugün zaten sizlerin de takım arkadaşlarına baktığımızda hem beden eğitim bölümünden, belki sağlık hizmetlerinden, belki mühendislikten ya da meslek yüksekokulundan sporcularla da bir araya gelme imkanınız olabiliyor diye düşünüyorum. Peki, birazcık üniversitemizden konuşalım. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu içerisinde öğrenim görüyorsunuz. Birazcık bize okuldan bahseder misiniz bu anlamda? Okulumuz özellikle son yıllarda yeni kampüse de PSU ailesi olarak geçmemizle beraber gerçekten çok güzel bir kampüse kavuştuk. Gerçekten çok güzel tesisimiz oldu. Bu konuda çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Buradan aday öğrenciler için de bu konuda onlar da çok şanslı gerçekten. Artık çok güzel bir tesisimiz var. Tenis kortları, dersliklerimiz. Evet. Aslında tesislerimizi de burada sayabiliriz değil mi? Evet, evet. Nelerimiz var? Boks ringinden güreş salonumuza, fitness salonumuz, badminton salonumuz, çok amaçlı jimnastik salonlarımız, birçok tesisimiz var. Dans salonumuz var, tenis kortumuz var iki tane, açık alanda basketbol, tenis oynayabileceğiniz ya da voleybol oynayabileceğiniz kocaman bir sahamız daha var rektörlüğün önünde. Çok amaçlı yine masa tenisi vesaire oynanabilecek evet. alan var. Aslında kampüsün içerisinde derslerinizden arta kalan zamanlarda değerlendirebilecekleri arkadaşlarımızın birçok alan var. Talih'e de sormak istiyorum. Sen spor yönetici bölümü öğrencisisin. Sen de rekreasyon bölümü öğrencisisin. Okulumuzla alakalı senden de birkaç görüş alalım Talih. Yani okulumuz benim başlangıcımdan bu yana inanılmaz bir ivme kat etti. Çok iyi anlamda gelişim gösterdi. Yani ismiyle de beraber. Yani ben birinci sınıfa geldiğim gelişimle şu anki gelişim arasında yani dağlar kadar fark var ve her sene de üstüne koymaya devam ediyor bu tesis konusu.
derslik konusu, bütün yani eğitim kadrosu hocalarıyla daha kaliteli bir hale geliyor. Daha kaliteli bir eğitim görmeye başladık, onu söyleyebilirim. Ve okul takımlarımız da ciddi anlamda kaliteli. Yani bizim okulumuzda futbol, futsal, karate, voleybol, buralarda hep yani elit sporcular var. Bunlar yani bizim okulumuzu tercih eden kişiler arasında. Benim de zaten tercih etmemdeki nedenlerden biri de bu olmuştu. Evet. Peki Mustafa Hocam, öğrencilerimizden sonra size sormak istiyorum. Bu üniversiteler arası yapılan turnuvalar var. Bunlara nasıl katılım sağlıyorsunuz? Bunlara şu şekilde katılım gösteriyoruz. Üniversite Spor Federasyonları'nın belli her sene takvimi açıklanıyor. Biz de SKS Daire Başkanlığı üzerinden başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Akademik takvimdeki tarihlere göre de branşlarımız katılım gösteriyor. Katılım gösteriyorlar. Peki takımlarla nasıl antrenman yapıyorsunuz? Yani hangi periyotlara bölüyorsunuz? Ya da bu hani takımı oluşturdunuz. İlerlemeyi nasıl sağlıyorsunuz? Şu şekilde yapıyoruz. Futbol takımımız genelde çoğunluğu aktif sporcu olduğu için antrenman yerine hazırlık maçları da lige hazırlanıyoruz. Sonrasında lige devam ediyoruz. Ama futsal ve kız ve erkek futsal takımlarımızda ara ara antrenmanlar yapabiliyoruz. Çünkü onun için tesisimiz mevcut. Bir de onlar da çok aktif sporcu olmalarına gerektirmiyor. O yüzden onların hazırlığını antrenmanlarla ve hazırlık maçlarıyla devam edebiliyoruz. Aslında futbol, yani futsal alanında bir kadın takımına sahip olmak da bizler için çok güzel bir şey. Yani üniversitemizin böyle bir şeye sahiplik yapması. Takımı da siz kurdunuz bildiğim kadarıyla. Hani öğrencileri bir araya getirip çok daha heveslilerdi. O şöyle başladı. Aslında birinci sınıf öğrencilerimiz geldi birkaç tane. Hocam biz futsal takımı oluşturmanızı istiyoruz. Ben de onlarla bir fikir alışverişi yaptıktan sonra bunu yapabileceğimizi idaremize ilettim. İdaremiz de hoşuna gitti bir kadın futsal takımımız olmasından dolayı. Onlarla başladık, seçme yaptık ve şu an 13-14 tane lisanslı kadın futsal sporcumuz var. Seneye de ilave edip bir 20'ye tamamlayıp iyi bir ekip olarak turnuvalara hazırlanacağız. Buradan o zaman duyurusunu yapmış olalım. Hem aktif olarak öğrencimiz olan hem de aday öğrenciler, üniversitemizi tercih edenler için. Bakın kadınlarda, erkeklerde birçok dalda da spor branşımız var. İnşallah geldiğinizde futbol ya da futsalsa Mustafa hocamızı, diğer branşlarda da çok değerli hocalarımız var. Takımlarımızın başında olan spor koordinatörümüz Serdar hocamız var. İnşallah geldiğiniz zaman iletişim kurarız. Peki tekrar öğrencilerimize dönüyorum. Okul takımına uzun, yani üniversitenin içerisinde olduğunuz sürece okul takımında bulundunuz. Okul takımında olmak, üniversite takımının içerisinde olmak size ne katkı sağladı? Her şeyden önce öğrenciler için gerçekten büyük bir prestij kaynağı oluyor bizler için bu. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse gerçekten gurur duyuyorum bu durumdan. Bana neler kattığına gelirsek, öncelikle çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kattı tabii ki de. Gerçekten okuldan mezun olduktan sonra devam edebilecek arkadaşlıklarım oldu. Parayla satın alınamayacak tecrübeler elde ettim. Gerçekten ileride eşrefle anacağım anılarım oldu. Özellikle zaten birazdan hani sizlerle de bu anılarınızı paylaşacağız. Bu turnuvalara gittiğiniz zamanlar, işte maça çıkarken, maç ortası, maçtan sonra neler yaşadınız? Bu anılarınızı sizden dinleyeceğiz. Evet. Bu kadar mı? Tabii. Onun dışında tabii ki okulda güzel bir saygınlık kazandık. Başarılar geldikçe de daha da bizi mutlu etti bu durum. Evet. Evet, Salih voleybol takımındasın, pasörüsün. Senin de Akın gibi birçok hani maçınızı izleme fırsatımız oldu. Bu takımın içerisinde, bu takımın bir parçası olmak sana ne kazandırdı? Yani bir takım ruhuyla bir okulu temsilen bir şey yapmak gerçekten çok gurur verici, onur verici bir şey. Yani çok bir sorumluluk sahibi, evet, olmanız gereken bir şey bu arada. Yani bir hani üniversiteyi temsil etmek, bir alandaki spor bu. Yani insanların yani yüzünü kara çıkartmamak istiyoruz aslında. Yani arkamızda destek görüyoruz. Yani başarıya ulaşmak istiyoruz. Yani okulumuzu iyi bir şekilde yani temsil etmek istiyoruz. Arkadaşlıklar ediniyoruz. Benim yani diğer fakültelerden hiç tanımadığım, mesela voleybol camiasında çoğu insanla tanışıklığımız vardır ama
Mühendislik fakültesinden bir voleybolcu öğrenci varmış mesela. Tanımıyordum. Mesela burada tanıma fırsatı buldum ve çok iyi bir arkadaşımız. Farklı bölümlerden de takıma giren arkadaşlarımız oluyor. Sadece BSU fakültesinden değil. Oradaki arkadaşlıklarımız olsun, mücadelemiz olsun. Yani çok güzel bir duygu aslında. Tabii şöyle baktığımız zaman aslında spor şöyle bir olgu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hiç dilinizi bilmeseniz bile bir futbol ya da bir voleybol ya da bir masa tenisi oynama fırsatınız var. Çok multidisipliner bir olgu spor. Sizler de bunun bir parçasısınız. İşte aynı şeye üzülüp aynı şeye seviniyorsunuz değil mi Mustafa Hocam? Bu duyguları paylaşıp sonradan işte tek vücut oluyorsun, kenetleniyorsun, birbirinizi motive ediyorsunuz. Maç öncesi, sırası, maç sonrası aslında yani bu işte 3 set ya da 90 dakika olarak değerlendirmemek lazım. İçerideki olayın öncesi, süreci ve sonrası daha farklı. Peki Mustafa Hocam, size de bir takımın sorumluluğu var. Şimdi onlar da üniversiteyi temsil ediyorlardı. Size geldiğimizde bir takımın sorumluluğu. Tabii ki bunların hepsi Z kuşağı ve gençler. Ondan sonra onlarla bu iletişimi sağlamak. Hani sizin hayatınızda ne değiştirdi? Böyle bir takımın başında olmak. Benim için yeni tecrübe oluyor. Üniversite takımları arasında. Ben zaten dışarıda en alt yaş gruptan en üst yaş grubuna kadar zaten futbolun içerisindeyim. Antrenörlük yapıyorum. Antrenörlük diplomanız? Antrenörlük diplomam var. UEFA B diplomam var. O yüzden resmi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bir de eski deneyimlerim ve hala çalıştığım için çok rahat o kuşakla iletişim kurabiliyorum. Çünkü sürekli onlarla beraber olduğum için o dili çok daha rahat konuşabiliyorum. Yaşım da çok büyük olmadığı için zaten abi kardeş gibi oluyoruz. Onlar saygı sevgi çerçevesini geçmediği sürece ben de onları o mesafeyi mümkün olduğunca kısaltıyorum ki aradaki iletişimle çok rahat her şeyi yönetebiliyoruz. Tabii ama şu bilinci asla vazgeçmiyoruz. Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni temsil ediyoruz. Her şeyin öncesinde fair play kuralları çerçevesinde olduğu sürece oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Tabii yani sizlerin aslında şunu söyleyebiliriz. Bizim akademik kadromuzun aynı zamanda sektörün içerisindeki o iş hayatındaki tecrübeleri de devam ediyor. Bu çok bir anlamda önemli. Çünkü hani biz işin üniversitede hem teorik hem pratik tarafındayız ama işin içine girdiğimizde sahada bazı şeyler değişebiliyor. Bu tecrübeleri de oradan alıp başka tarafa aktarmanın bizler için de çok katkısı olduğunu sizlerin de desteğiyle söyleyebiliriz. Peki Akın aktif olarak devam ediyor mu spor hayatın? Evet, aktif olarak oynuyorum şu anda. TED İstanbul Koleji Spor'un formasını giyiyorum. Ligimizi şampiyon olarak bitirdik. Playoff maçlarında da lider giderken malum pandemi süreci girdi. İnşallah böyle tescil olarak biz de bir üst lige çıkacağız bu sene. İnşallah. Peki Salih sen de? Ben aktif voleybol kariyerimi 3 sene önce sonlandırdım. Ve erken jübile mi? Evet, biraz erken jübile oldu. Ve antrenörlüğe giriş yaptım. Ve bu sene 3. seneme başlayacağım. Antrenörlüğe Vakıfbank Spor Kulübü'nde çalışıyorum. Altyapıda. Çok güzel, profesyonel bir kulüp. Evet, Vakıfbank Spor Kulübü'nün altyapısında çalışıyorum. Aslında hem okurken hem de çalışma imkanınızın olduğunu, yani aslında üniversitemizin de sizler için sağladığı avantajlara da baktığımızda hem derslerinizi ve eğitim öğretimi devam ettirebiliyorsunuz hem de birinci sınıftan itibaren çalıştığınızı söyleyebiliriz değil mi? Evet. Böyle kesinlikle bir kolaylık var değil mi Mustafa Hocam? Kesinlikle. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin en büyük avantajı kendi alanlarında iş bulup çalışabilmeleri öğrenciyken. Yani diğer branşlarda belki bu işi yapamayabilirsiniz ama kendi alanınızı birinci sınıftan itibaren başlayamayabilirsiniz ama beden eğitimde okuyan her öğrenci birinci sınıftan itibaren kendi alanında iş bulup çalışabiliyor. Ya zaten bizim alan her an sürekli bir şekilde yenilenen bir yer. Eğer siz bu sektörün içerisinde kendinizi yenilemezseniz de sistemin dışarısında kalırsınız. Sistem sizi otomatik eleyebiliyor bu anlamda. Peki Mustafa Hocam, bir sporcunun taşıması gereken özellikler sizce neler? En temel özellik ahlaklı olması. Tabii ki yetenek baştan geliyor ama yeteneği sürekli kılan şey ahlaklı ve disiplinli olması. Bu ikisi olmadığı sürece bir yetenek sizi belli bir seviyeye getirir ama orada sizi tutmaz. O yüzden bizim en
Bir de biz artık üniversite öğrencisiyiz ve bir üniversiteyi temsil ediyoruz. Bizim için en önemli şey yetenekten önce gelen şey ahlaklı ve disiplinli olması. Evet, çok güzel. Teşekkürler hocam. Peki şimdi birazcık sizin bu turnuvalardan elde ettiğiniz anılarınız, tecrübeleriniz. Şimdi işte aslında Mustafa hocamdan başlayıp size doğru geleyim bu konuda. Mustafa hocam, nasıl, maç öncesinde takımı nasıl motive ediyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz? Nasıl böyle bir ortak ruh yakalıyorsunuz? Ortak ruhumuz zaten futbol. Ben takımı, futbol takımı çalıştırdığımı söylüyorum. Zaten bizim ortak ruhumuz futbol. Futbolun dili de biraz önce söyledik. Sporun dili herkese ortak. Bu konuda hiç zorlanmıyoruz. Ben sadece arkadaşların stres yapmadan oyundan keyif almaları için elimden gelen ortamı hazırlamaya çalışıyorum. Yani stressiz oyundan keyif alacak, izleyenlere de keyif verecek bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Motivasyon konusunda çok zorlanmıyoruz. Zaten hepimiz birçoğu takımın büyük bir çoğunluğu bu işi zaten yaptığı için motivasyona ihtiyaç duymuyorlar. Bizim tek amacımız orada stres ortamını ortadan kaldırıp güzel ve keyifli bir müsabaka çıkarmak. O zaman hemen Akın'a sorayım. Böyle unutulmaz bir maçınız var mıydı? Hani Mustafa Hoca ile şöyle bir göz göze gelseniz unutamadığınız bir anınız. Evet, şu an göz göze gelince zaten direkt bu seneki futsalda bir diğer adıyla salon futbolundaki İstanbul grup finali maçımız aklımıza gelmiştir, evet. Muhtemelen. O bir biz atıyoruz, bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz, bir onlar atıyor ve son saniyede tesadüfen de benim de attığım golle gidip Mustafa Hoca'ya bench'te o kenetlenmemiz hala gözümün önünde. Zaten şimdi futsal maçlarına ben de gelmiştim daha önce. Futsal çok böyle dinamik ve devinimi yüksek bir spor. Saniyeler içerisinde her şey değişebiliyor. Çok farklı bir atmosfer. Böyle bir hani televizyondan, ekrandan izlenen hani o heyecanı pek vermiyor. Salonun içinde olduğumuz zaman aman Allah'ım diyoruz. Öğrenciler bir gidiyor bir geliyor, gol oluyor. Golü göremiyorsunuz, öyle çok hızlı oluyor ki. Çok güzel yani bir performans sporu. Kupalar da getirdiniz değil mi bize bu alanda? Evet, son yıllarda gerçekten kupa bırakmadık diyebilirim. Hem futbolda hem futsalda, sadece İstanbul çapında değil, Türkiye'de de namı olan bir okuluz. Evet, şimdi futboldan voleybola geçiyoruz. Tabii ki benim de bu voleybol turnuvalarında takımla beraber çok anımız oluyor. Futbolda, futsalda olduğu gibi öğrencileri hani üniversite olarak destekliyoruz. Hem akademik olarak hem üniversite yönetimi olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim buradan, işin içinde de olduğum için. Böyle unutulmaz bir maçımız vardı. Sahillerinde oynadı. Voleybol maçı işte 3 set değil mi? İkisini alan kazandı. Kazanılmış 3 set üzerinden oynanan evet. Zaten. Yani yaklaşık o İstanbul finaliydi. İstanbul finaliydi geçen sene. Evet, İstanbul finaliydi. Ve yaklaşık 3 saat falan sürmüştü. Yani ama öldük dirildik yani hepimiz. Sizler de oradaydınız zaten. Sizler de oradaydınız. Okul müdürümüz, okuldaki hocalarımız. Zaten sizleri orada görünce biz zaten bizim takımımızın en büyük özelliği zaten aile olmak. Yani bir aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, düştüğümüzde kalkabiliyoruz. O maçta da aynı o şekilde oldu ve 2-0 geriye düştük. Ve 2-0 geriye düştüğümüz maçtan 3-2 galip ayrılıp namalup İstanbul şampiyonu olmuştuk. Evet, bu arada onun altını çizelim. Voleybol takımımızın evet. Namalup olarak İstanbul şampiyonluğu olmuştu. Evet, o maçı hiç unutamam mesela ve unutmayacağım maçlardan bir tanesidir o. Yani bizim için de öyle çünkü tüm öğrenci arkadaşlarımız gelmişlerdi. Evet, sınıf arkadaşlarım da gelmişti. Evet, onlar da gelmişlerdi. Akademik kadro da oradaydı. Böyle bir canla başla tezahürat ediyoruz. İşte sayı oluyor, onlar sayı yapıyorlar. O kadar yüksek, çok heyecanlandık. İşte tabii sizler böyle sakatlananlar oluyor. Tabii bizim böyle yüreğimiz hemen burkuluyor. Öğrenci düşse, işte eline top kenardan değse. Peki dedin ya az önce 2-0'dan 3-2 maçı aldık. Siz takımın içerisinde nasıl bir ruh yakaladınız? Yani onu alırken hani antrenörünüz başınızdaydı, Deniz Hoca vardı ve çok da fedakarlıkla aldınız. Nasıl o devinimi kendi içinize sağladınız? Yani biz asla bizim takımda aktif voleybol oynayan çok arkadaşımız yok. Yani hatta bir iki tane bile diyebilirim. Biz takımın %80'i %90'ı artık bir antrenör. Evet. Yani takımımızda ama bizde bir voleybola özlem var. Yani
Çoğu bıraktı voleybolu evet. zaten değil mi? Okul çoğu takımını... bıraktı. Ben de aynı şekilde. Yani takımımızda oynayan, ilk 6'daki oynayan şöyle söyleyeyim 6 kişiden 4'ü voleybolu bırakmış vaziyette. Ama yani. Altyapıları benim takımım bildiğim kadarıyla evet. çok iyi yerlerden gelen sporculardan oluşuyordu. Evet yani çoğu zaten iyi kulüplerde oynadı. Yani öyle oyunculara sahibiz. O yüzden bizde bir voleybol özlemi yani oynama isteği ve asla pes etmeme. Çünkü takımdaki arkadaşlık da bizim çok iyi. Asla pes etme duygusu yok bizde. Ve Deniz Hoca'nın da çok desteğiyle asla Deniz Hoca hani hiçbir zaman yani biz fişi çekmedik. Evet. Yani ne olursa olsun hiçbir zaman fişi çekmedik ve tiebreak setinde de biz ciddi anlamda gerideydik 13-9. Yani tiebreak seti 15'te bitiyor 13-9 gerideydik oradan da geriden gelerek. Aslında maçı kazandı. Yani evet gerçekten şöyle söyleyeyim hani spor çok başka bir şey. Yani aynı heyecanı, aynı duyguları. Biz en son herhalde öğrencilerle beraber birbirimize böyle kenetlenmiş işte tezahürat yapıp hadi Salih, hadi Ömer diye bağırdığımızı biliyoruz. O anlamda da bize çok güzel anılar bıraktığınızı söyleyebilirim. Sana bir soru gelmiş Salih, kariyerinde unutamadığı bir maç diye. Var mı? Kariyerimde unutamadığım bir maç, kariyerimde unutamadığım yani o takımlarında var. Yani lise yıllarıma dayalı. Aslında o yıllarda çok sıkıntılı. Yani 8 kere 3-2 maç kaybetmiştik o lise yıllarında. Yani Uğur Hoca da vardı aynı takım içerisindeydik. Uğur Hoca ile beraberdik. 8 kere 3-2 maç kaybetmiştik. Yani o maçları asla unutmam. Ama şu an için başka aklıma gelen unutamadığım bir maç. Aslında o kaybettiğin maçlar bugün sana evet. Farklı şeyler kazandırdığını söyleyebiliriz o zaman bu manada evet. değil mi? Güzel anılarınız var ya. İnşallah umuyoruz ki bu okulda okurken de mezun olduktan sonra da bizler sizlerin bu güzel anılarını dışarıda tecrübe ettiği güzel alanlarda kullandığınızı da görmek isteriz tabii ki. Mustafa Hocama geliyorum hemen. Peki hocam. Burada aktif olarak öğrencilerimiz de izliyor, aday öğrencilerimiz de bizleri izliyor. Sizce üniversite takımlarına neden katılmalı öğrenciler? Şundan katılmalarını tercih ediyorum ve öneriyorum. Öncelikle genelde 1. sınıf, 2. sınıf öğrencileri biz daha çok tercih ediyoruz. Çünkü uzun soluklu kalmaları için takıma adapte olmaları ve uzun soluklu bize destek olmaları, bizim de onları öğrencilik eğitimi boyunca desteklememiz açısından bizim için ve onlar için çok önemli oluyor. İkincisi okula uyumu adaptesi çabuk olduğu zaman diğer alanlarda kendilerini daha çok öne çıkartabiliyorlar. Daha böyle bizden bilgi alışverişini daha fazla yapabiliyorlar çünkü daha rahat oluyorlar. Çünkü bizi tanıdıkları için bizde daha rahat iletişime giriyorlar. Diğer öğrenciler biraz çekiniyor ama biz onların da her zaman kapımızı açık olduğunu onlara her seferinde söylüyoruz ama iletişimimiz olmadığı için biraz çekiniyorlar. Okul takımında olan arkadaşlarımız her zaman bizde daha rahat iletişim kurabiliyor bizde. Aslında diğer dışarıdaki iletişimlerini de ya da kendi sınıflarındaki iletişimi şimdi mesela Akın senin sınıfındakiler işte okul takımına tabii ki bir derece galibiyet aldığınız zaman da biz hani bunu kurum içerisinde ya da dışında duyurabiliyoruz. Böyle hani tebrikler, şampiyon olmuşsunuz, işte başarılarınızın devamını diliyoruz keza bu voleybolda da öyle. Böyle destekler alıyor musunuz? Tabii ki. Okula gitmeme gerek kalmadan direkt maçtan çıktığımda o akşam sınıf grubuna baktığımda hemen oradaki onları görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Sınıfa girdiğimde de herkes tek tek maçların nasıl geçtiğini, neler yaptığımızı onları soruyor gerçekten. Hepsi çok ilgili. Sizde var mı Salih? Bizde zaten yani aşırı derecede var diyebilirim. Çünkü o gün İstanbul finaline yani yaklaşık bir 50 kişi gelmiştir bizim sınıftan. Ciddi anlamda o İstanbul finalinde bizim rekreasyon bölümünden 50 tane evet, arkadaşım üniversite vardır. Üniversite olarak bizler konusunda destek vermiştik öğrencilerimizin ya da hocalarımızın gelmesi konusunda. Ve tabii kendi arkadaşlarınızdan da bu şekilde dönütler geldiğinde insan kendini birazcık daha iyi hissedebiliyor değil mi? Böyle aidiyetlik duygusu da yakalanabiliyor yani. Kesinlikle o süreçte zaten başarılar geldikçe artık kendi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin bir ferdi gibi hissediyor. Biz de zaten onlara bu bilinci aşılıyoruz. Onların bizden biri gibi davranıyoruz. Yani iyi güde çalışan bir personel gibi, hatta onlardan daha değerli oluyor, daha popülist oluyor. Farklı bölümlerde arkadaşları oluyor daha önce Salih bahsetti.
bir kantinde gezerken tanımadığı insanlarla tanışma şansı çok oluyor. Çünkü farklı sınıflardaki arkadaşları, takımda bulunan arkadaşları birbiriyle tanıştırıyor. Bu şekilde tanınıyor. Resimlerle, fotoğraflarla, web sitemize koyduğumuz fotoğraflarla bu sayede okulda bir tanınılığı oluyor. Bu konuda da özgüven geliyor kendilerine. Daha rahat iletişim kurabiliyorlar istedikleri kişilerle. Tabii aslında şöyle de var. Bu arada bizim işte futbol, futsal, voleybol ya da basketbol takımımızla üniversitenin içerisindeki farklı bölümlerden öğrenciler bir araya gelip takım çıkarıp onlarla maç yapmak istiyorlar. Daha önce futbol takımıyla ilgili bunu ben duymuştum. Bir de voleybol takımıyla ilgili demişlerdi. Ama bir türlü tabii zaman olarak hani dersler var, işte çıkışmalar oldu, bir türlü ayarlayamamıştık. Belki inşallah bu günleri atlattıktan sonra böyle bir turnuva neden olmasın. Şimdi siz İstanbul şampiyonu, işte Türkiye şampiyonu falan takımlarla buradaki öğrencilerin bir araya gelmesi. Hani hem sizlerin de kendi branşınızı, belki daha önce hiç voleybol bilmeyen biri de gelebilir. Yani şimdi ya da futsal bilmeyen biri de gelebilir. Farklı bir bölümden bu tip arkadaşlarınız gelse Akın. Nasıl karşılarsınız? Yardımcı olur musunuz branşı tanıtmakla ilgili, öğretmekle ilgili? Tabii kesinlikle yardımcı oluruz. Farklı bölümlerden öğrenciler gelince biz daha da mutlu oluyoruz. Farklı arkadaşlıklar oluyor. Sonuçta biz BSU'daki olarak birbirlerimizi tanıyoruz BSU'dakiler olarak, ama farklı bölümden de farklı birileri gelince güzel bir hava katıyorlar takıma. Bu yüzden tabii ki gelmelerini isteriz. Onlara çok da yardımcı oluruz. Evet, Salih. Biz de aynı şekilde zaten insanlar şöyle düşünmesin. Bir okul takımı yani BSU'dan ibaret değil. Yani evet. Birçok bölümden arkadaşımız da gelebilir. Zaten geçen senelerde de birkaç bölümden arkadaşımız gelmişti. İşte biz voleybol takımına girmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? İşte BSU'da okumuyoruz ama işte Faşika Fakültede olduğumuz için girebiliyor muyuz, giremiyor muyuz? Yani onlara yardımcı olduk zaten. Seçmelere katılmalarını söyledik. Seçmelerin tarihlerini söyledik. Onlara o şekilde yardımcı olduk. Şimdi Mustafa Hocam, biz de tabii Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarından mezunuz. Bir BSU ruhu oluyor üniversitelerde. Hani bu ruh nasıl söyleyeyim, böyle bir kenetlenme oluyor işte, ya da BSU'cular işte parmakla gösterildiği olur çoğu yerde. İşte bu ruh nasıl yakalanıyor kampüs içerisinde? Aslında sebebi ne bunu tetikleyen? Sebebi aslında sporla gelen özgüven. Yani sporcu bir insan bir şeyler başarmaya başladıkça kendine özgüven duymaya başlıyor. Çevresindeki insanlar genişliyor, arkadaş çevresi büyüyor. Bu da ona ister istemez bir özgüven katıyor. Bunun sayesinde daha sosyal bir kişilik oluşuyor. İşte iletişimi güçleniyor. İletişim güçlediği zaman da zaten bahsederler. BSU işte rahat iletişim kurduğu için hemen kendini belli ediyor. Diğer insanlar da zaten bu kesin BSU'cudur diyorlar. Bu hep ondan geliyor. Yani sporun ruhundan geliyor. O özgüven kattığı için. Aynı zamanda bir sosyallik de getiriyor. Şimdi kesinlikle. Hani hep söyleriz aslında spor... Hani hem işte rekreasyon amaçlı, serbest zaman değerlendirmek için yapıldığı gibi aynı zamanda profesyonel anlamda tabii sizlerin de hocamın da içinde olduğu. Hani teknik taktik anlamında da kişiye birçok özellik ya da nitelik kazandırabiliyor değil mi? Yani işte mesela pasörler kaçıyorlar oyunun içerisinde, ya da işte sizlerin taktikleri var gole giderken yaptığınız işte. Sohbet etmiş, yayın başlamadan önce aslında konuşuyorduk Akın'la. Akın'a evet. Sordum mevkin neresi diye. Mustafa Hoca'ya bir baktı ve dedi ki hocam nerede oynatırsa orada olmaya çalışabiliyorum. Bu da bir yetenek aslında değil mi hocam? Şu şöyle, yani her oyuncu onu yapamıyor. Bazı oyuncular oyun bilgisini çok iyi kullanabildikleri için birkaç bölgede birden oynayabiliyorlar. Akın da onlardan biri. Biz Akın'ı futsalda forvette kullanırken futbolda sol bekte veya sol açıkta kullanabiliyoruz. Bazı bir oyuncu var sadece o mevkide oynayabiliyor. Biz de onun yetenekleri doğrultusunda o kişiden yararlanmaya çalışıyoruz. Akın gibi birkaç oyuncumuz daha var. Yani çift ayak oynayabiliyor, çift bölgede oynayabiliyor. Biz bunları maksimum derecede kullanmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bizim belli bir kadro zorunluluğumuz var. O kadronun dışına çıkamadığımız için elimizdeki kadroyu kullanmak zorundayız. Bazen oluyor, oyuncularımız sakatlanıyor, çalışmak zorundalar. Bazen izin veriyoruz. Bazen antrenmanlarına gitmeleri gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca kadroyu, rotasyonunu kullanmaya çalışıyoruz. Akın ve diğer arkadaşları, benzer arkadaşları bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Tabii Salih de öyle. Ben bazen Salih'i libero'da gördüğümüz oluyor mu Salih senin de?
Evet, yani öyle şeyler yaşandı. Aslında bunun asıl sebebi şu da çok önemli. Şimdi siz hocam anlatırken antrenörün sporcusunu iyi okuması lazım. Değil mi? Kesinlikle iyi tanımanız gerekiyor. Bu da zaman geçirdikçe, iletişim kurdukça, onunla konuştukça kendisi de söyleyebiliyor. İyi bir gözlem yaparsanız siz de fark edebiliyorsunuz belli yetenekli olan. Bazen mesela sporcularda şimdi şey olabiliyor. İşte stoper ya da orta saha oynuyorsunuz. Hoca birden seni işte geriye çekiyor. Motivasyon kaybı da olabiliyor. Ya da işte mesela pasörsün Salih. Seni birden libero'ya çekiyoruz. Yani bu mesela onu da sorayım aradan. Sizde motivasyon düşüklüğüne sebep oluyor mu? Bir arkadaşınız sakatlandı çıktı ya da hocanız dediği gibi sizde bunu yapabilecek gücü ve yeteneği gördüğü için yerinizi değiştiriyor. Bu sizde hiç motivasyon düşüklüğüne yer açtı mı? Ya tabii değindiğiniz nokta doğru. Fakat kendi şahsımda zaten hocamın da nerede görev verirse oynadığımdan dolayı pek öyle olmuyor. Sonuçta bir okul takımı ve burada gerçekten gönüllülük esas. Dolayısıyla nerede görev alırsak alalım elimizden gelen en iyi şeyi vermeye çalışıyoruz. Büyük bir özveri sarf ediyoruz. Zaten futsalda çok da mevkinin bir önemi yok. Orada sürekli bir devinim olduğu için. Futbolda da hocamız nerede görev verirse orada. İleride oynarken gole daha yakınız ama geriye aldığında da motivasyonumuzun düşmesinin yerine neler yapabiliriz onu düşünüyoruz. Evet, biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Hocam beni buraya niye aldın demiyoruz. Sistemlenmiyoruz. Peki Salih, sizde de böyle mi şimdi futboldan dinledik? İşte birazcık voleybolda işte. Biraz daha farklı çünkü yani bir pasör diğer mevkilerde oynaması çok daha zor. Yani daha özellikli mevkiler olduğu için. Ama biz okul takımlarında şöyle, yani fedakarlıktan aslında. Yani ihtiyaç, o an orada ihtiyaç. Mesela Ömer arkadaşımız da pasör mevkisinde. Evet. Ama bir gün oluyor, libero'muz sakat. Yani Ömer, libero oynayabiliyor. Bu tabii libero özelliklerini taşıdığından dolayı değil, libero ihtiyacımızı karşılaması için. Yani bu bir fedakarlık aslında. Voleybolda bu kadar çok mevki değişikliği olmuyor. Hmm. Birazcık daha spesifik o zaman hani görevlerin olduğunu söyleyebiliriz. Evet, görev dağılımı biraz daha spesifik. İçerisinde. Evet. Çok güzel. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Bizleri şu anda aday öğrencilerimiz de izliyorlar. İşte mezun olacaksınız. Birazcık sizlerin kariyer hedeflerinizden yani ileride bu sefer Salih'ten. Akına bakıp Salih'e dönüyorum. Salih'ten alalım bu sefer. Hadi şaşırtayım ben de. Bundan sonraki kariyer hedeflerin neler Salih? Ya bundan sonrası için yani şu an için antrenörlüğe başladım ve bunu iyi bir şekilde geliştirmek istiyorum. Yani milli takımlar seviyesine gelmek istiyorum. Yani ülkeme de yararlı bir antrenör olmak istiyorum. İnşallah. Gelişim Üniversitesi'nden böyle güzel hani bizlerini desteklediği sporcularımızın böyle yerlere gelmesi bizleri çok mutlu eder. Aday öğrencilere neler söylemek istersin? Üniversitemizi tercih edecek olan. Yani aday öğrencilere de şunu söylerim. Kendini geliştirebilirsiniz Gelişim Üniversitesi'nde. Okulla iş hayatınızı dengeleyebilirsiniz. İkisini beraber yürütebilirsiniz. Hı. Akademik kadronun yani çok kullanabilirsiniz. Onları gerçekten ben her hocadan bir şey alıyorum. Yani kolay ulaşabiliyor musunuz evet, hocalarınıza? Yani çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Ve hocalardan ne alırsam o kar benim için ve bütün hocalar da sağ olsun desteklerini bizlerden esirgemiyor. Tabii hocalar olarak da buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Öğrencilerimizi çok seviyoruz ve bizleri ziyarete geldiklerinde sormak için bazen sohbet etmek istiyorlar. Hani onları da olgunlukla karşılıyoruz. Çünkü hani bizlerin deneyim ve tecrübelerinden değil mi hocam? Seni de çok öğrenciler seviyor. Kesinlikle. Biz araştırma görevlisi olarak zaten öğrenciler ilk olarak bizle temas ediyorlar. Sonra diğer hocalarımıza yönlendiriyoruz. Çünkü diğer hocalarımızın ders yükü daha fazla. Biz o konuda yardımcı oluyoruz öğrencilerimize. Her türlü konuda biz yardımcı olabiliyoruz. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki evdeki bir, ya da normal özel hayatındaki bir problem bile biz konuşarak çözmeye çalışıyoruz onlar için. Çünkü onlar onların hedeflerini, hedefleri doğrultusunda bir engelleyici etmen olabiliyor. Her öğrencimiz hangi araştırma görevlisi hocamıza yakınsa, kendini yakın hissediyorsa onunla gidip dertleşebiliyorlar bile. O konuda yani hiçbir zaman hiçbir öğrencimizi çevirmedik ve hala da her gelen öğrencimizi de destekliyoruz o konuda. Her zaman özellikle bu pandemi sürecinde işte
e-mailler geliyor, hani saat fark etmeksizin gerçekten öğrencimiz biz çok seviyoruz, onu söyleyelim öncelikle. Ve onlar elimizden gelen ne varsa, hani yardım, destek, bu kariyer konusunda olsun, bazen kafalar karışabiliyor. Hani nereye yönleneyim, ne yapayım diye elimizden geldiğince sektörün iş gücünü, ihtiyacını karşılayacak şekilde onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki Akın, senin kariyer hedeflerin neler ve aday öğrencilere de ne söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim. Futbol oynuyorum bildiğiniz üzere ve mezun olmama da ramak kaldı. Bundan sonraki yaşantımda da futbola devam ederek yeni başarılar elde etmek istiyorum. Aday öğrencilerimize gerçekten şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çok şanslı olduklarını söyleyeyim buraya geleceklerse. Gerçekten çok değerli. Şu an iki tanesi de yanımda. Akademisyen hocalarımız mevcut. Onlardan ben şahsım adına söyleyeyim. Sadece 4 yıllık lisans eğitimin boyunca değil, mezun olduktan sonra da gene bilgi alışverişinden ve tecrübelerinden ve donanımlarından yararlanacağım. Herkese de tavsiye ederim. Bu kadar. Yani tabii şunu da söylemekte fayda var. Bizler öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da onları bırakmıyoruz. Bugün ilk mezunlarımızdan tutun, bundan sonra olacak mezunlarımızın nerede çalıştıkları, işte zaten sektör küçük, yani dünya da küçük ve her yerde karşılaşabiliyoruz ama bir gün böyle bir telefon açılıp da öğrenciniz iş görüşmesine geldi dedikleri zaman, ki bizler de sektörün içerisinde çevresinde olan kişileriz, çok mutlu oluyoruz, çok hoşumuza gidiyor ve öğrencilerimize referans alıyoruz ve bundan keyif alıyoruz bunu yapmaktan, onu da belirtmek isterim. Mustafa Hocam, sizin aday öğrenciler için söyleyeceğiniz bir şeyler alalım. Aday öğrencilerimiz için Gelişim Üniversitesi'ni akıllarına getirdiği anda daha fazla sıkıca sarılsınlar. Çünkü Gelişim Üniversitesi onların hem akademik dünyaya hazırlıyor hem akademik dünyadan sonraki iş yaşantısı konusunda çok fazla hazırlıklar yapıyor. Özellikle dış paydaşlarımızla, yani spor sektörüyle çok fazla işbirliği içerisindeyiz. Bu konuda daha da fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gelişim Üniversitesi'nde ben 2,5 yıldır çalışıyorum. Geldiğim günden bugüne çok şey değişti ve hala değişmekte. Gelişim Üniversitesi gerçekten büyük bir vizyon sahibi ve o konuda ismi gibi kendini geliştiriyor. Yani geliştirmeye çalışmıyor artık, bizzat çalıştırıyor yani, gelişiyor yani. O konuda öğrencilerimiz hiçbir zaman akıllarında soru işareti olmasın. Özellikle de İstanbul'da olmaları onlar için çok büyük avantaj. Evet, ben tekrardan bu keyifli programı gerçekleştirdiğim için öğrencilerime, Ahmet Akın, Yavuz Salih Usta ve mesai çalışma arkadaşım Mustafa Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aklınızda tekrardan takılan bir şeyler olursa, burada süre kısıtlaması var ama sürenin olmadığı bir yerde buluşabiliriz. Yani e-mailler üzerinden ya da bizlere WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bugün gelişimde sportif faaliyetlerin içerisinde gönüllü olarak yer almayı, öğrencilerimizin ve antrenör olan hem de akademik kadromuzun içinde olan hocamızdan aldık. Buradan aday öğrencilerimize ya da aktif öğrencilerimize de tekrar seslenmek istiyorum. Spor çok güzel bir şey ve ortak bir olgu ve bu çatı altında bizler de sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif alacağız. Bizleri tercih ederseniz kapımız sizlere sonuna kadar açık demek istiyorum ve programımızı sonlandırıyorum. Gelişime açık olun diyoruz ve herkese iyi akşamlar diliyoruz.